Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Az bir şey havada rüzgar var, kameranın önüne rüzgar geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bir de videoya başlamadan bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Like'lar önemli biliyorsunuz. Lan siz niye çıkmıyorsunuz dışarı? Çık 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 çık. Çık çık çık. Başka kaldı mı? Arkadaşlar, size bugün bir şey danışmak istiyorum. Şimdi biz bunların kanatlarını makaslamıştık ya, full bakıcı yapacağız diye. Acaba diyorum, sizce kuşların kanatlarını çeksek, kanat versek, bunların içinden kaç tanesine? 6-7 tanesine. Bunları burada uçursak. Sonra mesela seyreye gidiyoruz. Buraya 15-20 kilometre diyelim. Bele'ye gidiyoruz, Kadriye'ye gidiyoruz. Buralardan bunları atsak sizce nasıl olur? Acaba gelirler mi? Böyle bir düşüncem var. 6 tanesine falan, 7 tanesine kanat versek mesela, hangilerine diyelim? Alaca olanlara, böyle rengi alacalığı gibi olanlara. Saf postaya da benzemiyorlar da onlar. Herkül'e bir bak ya, Herkül'e bir bak ya. Tam bir tavuk, dev dev. Dişi yıkılıyor bu. Bunları böyle bir kafamda plan, duygu, düşünce, durum var. Sizce nasıl yapalım? Uzaklardan atsak mı? Kümeste bir iki tane de yeni var. Şu yeni. Şu da yeni. Birini Furkan kardeşimiz, birini Murat kardeşimiz verdi. Şu içeri limon kasası yapacağım, bir yapamadım hala. Al al. Al ya. Yavruların başına bir şey gelir diye endişelenenler vardı. Ben onları takip ediyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Yavruların başına bir şey gelecek olsa zaten onları bu kümesin içinde tutmam. Endişelenecek durum yok yani. Yavrular gidip şu solda yeşil folluğun altına yer yapıyorlar. Oraya girip orada takılıyorlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumları bekliyorum. 6 tanesini falan uçuralım mı? Şu beyaz erkekmiş bak. O gökte dişi. Dişi aldılar mı acaba? Şu keşbir de dişi. Keşbir midir? Aynen. Herkül olsun abi. Orada var ya, dev gibi görünüyor. Ulan suyu bir içiyor, yarısı gidiyorsun ya. Bunlar günlük 1-1,5 kilo yemiyorlar arkadaşlar, rahat. 1,5 kilonun üstünde. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu yavru da uçuma gelmiş ha. Şu minik de gelsin, bununla uçuracağım. Abi oyun kuşlarını bozar da. Şey olarak. Böyle havada bozabilir. Ama alışırsa bunları şey yaptırmaz. Oyun kuşlarını kaybettirmez. Biraz bir uçururuz şu postayı. Şu yavru da biraz daha şeyi düşünce bunları da havaya veririm. Düz uçan kuş oyun kuşunu bozuyor arkadaşlar. Oyun kuşlarını düz uçmaya adapte ediyor. O yüzden sadece ilk yavruluk şeyinde uçurursanız uçurun. Onun haricinde uçurmayın.
Reisim ne yapıyorsun ya? Vallahi ne yapayım, video çekiyorum. Kuşlarımı yemliyorum. Hangilerini? Onlar bununla bir çıkmıyor abi. Posta kuşuyla oyun kuşu aynı anda temas etmiyorlar. Onları uçurdum. Kapattım. Bunlar çıkıyor. Ayrı ayrı. İkisi kardeş mi lan bunlar? Şu ikisi kardeşler. Büyük olanı vereyim mi? Eğitmen lazım mı? Acayip toplar kuşları burada. Uçuyor mu? Lan işte abi bir haftaya uçar. Ne güzel lan. Siyahımız yok. Şey yapar böyle. Bunlar hani daha fazla uçuyor ya oyun kuşuna bir nazaran. Bir de buranın üstünde uçuyor sürekli. Öyle mi? Hı. İstiyorsan paçalı olanı vereyim. Sen paçasız Alayı uçurdum sana. nasıl? Yükseldi, hevesli uçacak. Kanatları yaş ya, fazla şey yapmıyor. Yeni. Kendi kendine kalktı. Ala Onlara inşallah. nereden baksan bir 10 gün 15 gün var. İyi performans sergileyecek gibi geliyor bana ya. Pek hani görmedim de Ya kuşu şey sefer olarak. yapacağını pek sanmıyorum ama şey yapar. Bence Uçar ya. alalar, bana hiç oynamayan alaya denk gelmedim abi kolay kolay. Beyaza vurmak lazım. Oyunu bir beyaza. Seferli bir beyaza. Acaba diyorum seni şu postaya vursak nasıl olur? Erkül'le eşli. Allah belamı verdi. Tavuk gibi gözüyor ya. İçeride bir gör. Mafya babası gibi abi. Bak şimdi. Kümesin %50'si sağ taraf Herkül'ün. Abi. Geri kalan %50'si 15 tane Ama öyle postanın. deme. Ama iyi değil bir yandan iyi değil öyle yapmak. Tamam. Daha bu limon kasasına geçtin mi? Sıkıntı Hayvanları olmaz. strese sokar. Şey, var mı limon kasası ile ilgili bir gelişme? Bekliyorum. Bulursak 20 tane alacağım işte. Araştırmadayım. Antalya'da varmış halde de. Yok şey yani onun için sırf gitmek istemiyorum anladın mı? 50-60 milyon yakıyor araba oraya. Ona bir şeye gideceğiz. Gelirken Tofaş'ın arka koltuklar, bagaj. Komple do. Antalya var mıymış orada? Var. Olabilir. Antalya halinde varmış. 3-4 liradan veriyorlarmış. Ne olacak abi 10 tane alsan 30 lira. 20 tane atıp gelecek. Bizim otelden çıkıyordu da otel şey ya Kapalı aynen. Ya ben temiz istiyorum. İkinci el olsa bulurum. Gerek yok. Hastalık mastalık uğraşılmaz. Tertemiz olacak. Temizlemiş koyacağım. Herkül, gel oğlum gel. Suyunun kalınından şeyde var mıydı ya? Şu aydınlarda var mıydı? Kalın olan. Şu aralık olanı mı diyorsun? Yok yok sert daha sert. Hani benim eşhaneler var ya. Hı. Onun sertliğinde. Yoksa bile serikten bulurum ya. Ondan alacağım da şuradaki bizim şey var ya kümes. Hı. Tergi demir o. Hı. Onu yapacağım. Nereye? Bahçe. Ne diye? Kuşatacağım içine. Abi zaten 3 tane daha salma yap diyorum. Bahçeyi Çok niye olacak abi çok. boyuyorsun ki? Boğamıyorum ya. Sıralı dizeceğim. Çok kalabalık edeceğim orayı. Şimdi yaz ya. Evet. Kapatmasan da olur. Kış geldiğinde kaldırırım, yaz geldiğinde içine atarım takımdan. Ona mesela takım kuş koyarım. Sen mesela Gökhan abi arkadaşlar bakın bir takım eşleme için 70'e 50 kullanıyor. Yani en az 70 santim veriyorsunuz. Ben de 1 metre kullanıyorum. 70 yeterli. Ama en az 70 olsun yani. Bir takım Ya kuşa. içinde eşleşebilecek. Tabii. Yoksa kuşu ne yapacaksın? Dışarı çıkaracaksın mecbur. Dışarı çıkardın mı hastalık olabilir. Hem eşleşecek hem yavruya rahat bakacak hem yemlik Damızlık sığacak kuşu soluk. gezdirmeyeceksin abi. Damızlık kuş kapalı kalacak. Evet senin sistemde güneş de görüyor o açıdan Bahçe çok şanslı. iyi benim ya. Şu havada hayvan hasta olmaz ki gölgede. Evet. Her yerden temiz hava geliyor anladın mı?
Aynen. Önümüz yaz. Nereden baksan 6 ay, 7 ay burada sıcak. Gece soğuk olmaz. Olmaz. 7 ayda da ben ne kadar yavru alırım biliyor musun? Oo. Doğru söylüyorsun abi aslında. Dediğin gibi soğuk olmaz. Bir de kümeste kapalı kalmadığı için sürekli abi temiz hava. Kışında kaldır onları abi. Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü yazın en büyük şeylerden biri zaten nem, rutubet, kümesin içi. Benim bir de bahçe serin biliyorsun, her yer gölgesi. Evet. Cennet olur orası. Oo, kafesler şöyle yan yana dizeceksin. Kaç kafes diziyorduk? 2 tane var şimdi. 3'te gelecek 5. 10 takım yani. 10 tane kafes dışarıda duracak değil mi yan yana? 10 tane değil, 5 tane kafes. Tamam, 5 kafes, 10 takım. 10 takım evet. Ha, işte yan yana 5 tane. Aynen. Yani toplam 8, 10 metre. Pazar yeri gibi yapacağım yani. Bak, 7,5 metre falan olacak uzunluğu yani. Evet. Güzel olur. Şöyle sabah kalktım mı sıralı. Selamünaleyküm, selamünaleyküm diye diye kışları. Şimdi altı delik olduğu için pislik zaten toprağa gidiyor. Hem orayı da gübrelerdi. Mesela tüy zamanı hayvanların o tüyleri var ya, uçar gider. Evet. Anladın mı? Bir nefes darlığı olmaz, iç çiçek olmaz, ondan sonra bok olmaz, koku olmaz. Sen şu olmaz. Açıdan şanslısın abi, bahçe kendine ait, ev müstakil. Ya, bahçe benim olduğu için. Kendi Allah'ın kulu dışarıdan gelip giremiyor, kedi köpek de gelip girmiyor, sen o konuda şanslısın. Yani, kedi de gelemiyor, köpek var ya şimdi. Evet, siz dışarı salmayı alıp kuşu rastgele koymayın, salmayla birlikte bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de güvenli birader. Damızlıkları bahçeye kolay. Köpek olmazsa. Aynen öyle. Arkadaşlar. Ya, bu yaz bayağı üretmek lazım. Bu yaz Gökhan abi üreteyim de. Çatıdan gizli silahlardan da birkaç tane indirmiş. İndirdim de daha çok. Evet. Bu sene çok iddialıyız ya. Bu sene Fantomcu da bayağı iddialı. Ama gel gerçi... senin videonun şerefine. Evet. Yok göster. Kendime göstereyim. Fantomcu da bu sene... Çok güzel sürprizlerim var arkadaşlar. Evet. Ya nazar değiyor diye çekmiyorum da. Hani hazır olduklarında çekeceğim diyor diye. İnşallah. Bu sene bayağı iş güç de yok. Şimdi Bülent abi önceden hep işmiş diyordu arkadaşlar. Ben de iş diyordum işten dolayı. Bu sene iş olmadığı için... İşte uçuruyoruz. Az önce uçurduk. Şimdi akşamüstü bir daha bir şey aksilik olmazsa uçuracağım. Lan! Bıdık postalar. Durumlar böyle. Reisler. Videolara like atmayı unutmuyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.